Kimsin Senden? Herkese merhaba. Bugünkü ünlüler dosyamızda Kurtlar Vadisi'nin sevgi arsızı Elif'i Özgün Namal var. Bu repliği hatırlıyor musun? Saçının bir teline bile zarar gelsin istemiyorum. Neden? Niye sorguluyorsun? Daha iyi bir şey duymak için. Hadi gelin hep birlikte Özgün Amal'ın hayat hikayesine bakalım. Özgün Amal 28 Aralık 1978 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Makedonya Üsküp göçmeni, anne tarafından Yunanistan Selanik göçmeni olan oyuncu Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Daha sonra oyunculuğa gönül veren Özgün Amal, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı. İlk oyunculuk deneyimini tiyatro oyunculuğuna başladığı yıl Beşi Bir Yerde televizyon dizisiyle yaşadı Özgün Amal. Affet Bizi Hocam, Yeditepe İstanbul, Havada Bulut, Bir Filiz Vardı gibi dizilerde oyunculuğunu gösterse de Kurtlar Vadisi ve Hanımın Çiftliği dizisiyle Özgün Amal gönüllerimizi fethetti. 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı sevgi arsızı Elif Eylül karakteriyle hafızalara kazındı. 2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Güllü karakteriyle de büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra Yeteneksizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonunda jüri koltuğunda da yer aldı. Gelelim Özgün Amal'ın özel hayatına. 2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile sevgili olan Özgün Amal bu ilişkisine son verdikten sonra 2014'te Ahmet Serdar Oral'la hayatını birleştirdi. Namal'ın bu birlikteliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Fakat Namal 7 yıldır birlikte olduğu eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetti. Özgün Amal için eşini kaybettikten sonra kendi kabuğuna çekildi diyebiliriz. İki çocuğuyla kameralardan uzakta bir hayat sürdürmeyi tercih eden oyuncu, eşiyle evlendikten sonra Köyceğiz'e yerleşmişti. Eşini kaybettikten sonra İstanbul'a çocuklarıyla dönüş yapan Namal, son olarak 2013 Merhamet dizisiyle ekranlara veda etmişti. Zaman zaman oyunculuğa tekrar dönüş yapacağı söylenen Özgün Amal'ın yeni projesi merak konusu. Kimsin Senden bugünlük bu kadar. Ünlüler dosyamızda görmek istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki ünlüler dosyamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.